Herkese merhabalar. 5. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı yazılık provamız başlıyor. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim evladım. Sen nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün sizlerle birlikte İkinci dönem ikinci yazılı programımızda Türkçe yazılısını prova edeceğiz arkadaşlar. Mükemmel bir yazılı provası hazırladık. Öğretmen arkadaşlarımızla konuştuk. Milletin Bakanlığı kazanımlarına baktık. Ve yazılımızda yüzde yüz kesin çıkabilecek yerleri, yüzde yüz buradan soru gelir dediğimiz yerleri çok güzel bir şekilde prova ettik. Sizlerle beraber önce hem anlam bilgisine bakacağız, hem dil bilgisine bakacağız. Soruları çözerek konuları anlatmış olacağız. Yani ek kök bilgisini anlatarak sorularla pekiştireceğiz. Yazım kurallarını, ses olaylarını, noktalama şartlarını mükemmel bir şekilde pekiştireceğiz. Ve sonrasında Sizler ne yapacaksınız evladım? Yatıp uyuyacağız hocam. Hayır yatıp uyumak yok. Hemen yazın notlarımızdan konularını tekrar yapıp dinamo soru bankamızdaki. Burada sizler için hazırladığımız yazılı provaları var. Onlardan çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki yazılı provaları çok güzel bir şekilde... Bakın hatta şöyle göstereyim burada ne olacağını. Bak burada yazılı provaları var. Yazılıya hazırlanalım kısımları var. Bunlardan da çalıştığınızda inşallah yazılarımızdan kaç alacağız evladım? Yüz yüz yüz. Harikasın yüzler bizi bekliyor. O zaman intromuz girsin, videomuz başlasın. Çok güzel bir şekilde sorular üzerinden tane tane konuları anlayıp harika bir şekilde yüzlerimizi alalım. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar ikinci dönem ikinci yazılı konularımızın en başına tabii ki anlam bilgisi geliyor. Zaten sözcükte anlam konusu mutlaka hem 4. sınıfta hem 5. hem altı, hem 7. hem 8. hem 9. hem 10. hem 11. hem 12. askerde bile soruluyor mu hocam? Evet evet her yerde sorulan bir konu yani askerde değil milli sınav var orada bile buradan soru geliyor. Neden? Çünkü bizim dilimizi çok iyi anlamamız için önce sözcükleri sonra cümleleri Sonra sözcük ve cümleler sayısı oluşan parçaları anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla burası en temel konu. Bu sadece beşinci sınıfta değil, ileriki sınıflarda karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bunu iyi lazım. Zaten bu konu zor mu evladım benim? Hayır hocam. Harika hiç rahat bir şekilde yapacağız. Söz sanatları ...evmetin türleri zaten lokum gibi bir konu. Bununla alakalı sorularımız var. Harika bir şekilde çözeceğiz. Dil bilgisinde yazım ve noktalama zaten her zaman karşımızda olması gereken bir konu. Burada sizler için mükemmel bir şekilde onları da harika bir şekilde yazdık. Buradan da mutlaka çalışmanız gerekiyor. Burada sayfa sayfa hangi kazanda ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğiz. Ve Ek kök bilgisi ve ses olayları da dünyanın en kolay konuları. Burada da yüzde yüz çıkabilecek yerleri, yüzde yüz çıkar dediğimiz yerleri sizlere göstereceğiz. İsterseniz hemen sorularımıza başlayalım. Demiş ki aşağıdaki cümlelerdeki altı çizilik sözcüklerin kök türlerini yay ayraçlara yazınız demiş. Yani ilk başta neyle başladık? Köklerle başladık hocam. Harikasın. Şimdi bak kök ve kök türlerinde soruya geçmeden önce şöyle bir hafif bir konu anlatımı da yapalım. Bir sözcüğün kökü ya isim oluyor ya fiil oluyor. Bak şimdi buraya yazıyorum. Öğrenci yazıyorum. Bir de kitaplık yazıyorum. Şimdi bana söyler misin evladım? Öğrenci sözcüğünün kökü nedir? Öğrenmek hocam. Harikasın bak. Öğrenmek dedim bak. Öğrenmek dediğin için bu bir fiildir. Peki kitaplık sözcüğünün kökü Kitap nedir? Kitapmak hocam. Aa böyle bir şey yok. Kitapmak diye bir şey yok ki. Kitap. Kitapmak diye bir şey yok. O zaman bu isim. Bak kitapmak diyemediğimiz için bu bir isim. Öğrenmek diyebildiğimiz için bu bir fiil oluyor. Şimdi hemen sorumuzu da güzel bir şekilde pekiştirelim. Babam dişlerine dolgu yaptırdı... Bunun anlamda en küçük parçası dol. Dolmak diyebiliyor muyuz? Evet hocam. O zaman buraya dolmak diyebildiğimiz için fiil kök diyorum bak buraya. Fiil kök diyorum. Dolmak. Hatta şuraya da şöyle makımızı yazalım. Ayvalıktan yazlık satın aldık. Bunun kökünde yazmak diyebiliyor muyuz? Evet hocam. Ama yazmakla yazlığın alakası yok ki. Hani yazmaktan yazıcı diyebilirsin, yazar diyebilirsin. Ama bu yazlık. Buradaki yaz mevsim olan yaz. Dolayısıyla bu yazmak denilmiyor. Bu fiildi dolmakla dolgu oluyor dolmaktan dolgu ama yazmaktan yazlık değil yaz mevsiminden yazlık dolayısıyla bu bir isim dolayısıyla buraya da isim kök yazıyoruz bu tabi sesteş kök yani yazılışı aynı anlamları tamamen farklı kelimelerden oluşan bir kök burada şunu bileceğiz yazlık deyince yaz yazmakla alakalı değil bu normal yaz mevsimler hocam değil. yaz gelsin biraz tatil yapsak hiç endişelenme evladım zaten 90 günlük tatilimiz az kaldı İkinci yazılardan da çok güzel notlarımızı alacağız ve ardından da güzel bir tatil bizi bekliyor. Kedi açık pencereden içeri girmiş. Şimdi burada bunun anlamda en küçük parçası aç. Bu karnı aç, toktaki aç mı yoksa açmak mı? Açmak hocam. Bu kadar basit. Açmak. O zaman fiil kök yazıyorum buraya. Ve açmak diye de şöyle yanına makı düşüyorum. Buraya da F yazıyorum. Çok güzel. Arkadaşıma bileklik hediye ettim. Burada... Bilekten bileklik, o yüzden bilekten bileklik. O zaman burada da bileğin altını çiziyorum, İ yazıyorum ve isim kök olduğunda burada açıkça söylüyorum. Demek ki bir sözcüğün anlamlı en küçük parçası eğer isimse isim kök oluyor, fiilse fiil kök oluyor. Hatta biraz daha pekiştirmek için birkaç kelime daha yazayım mesela. Şöyle yazıyorum, kalemler, işte başladı. Biraz da zor örnekler yazalım. Başladı. Ee, başka ne diyelim? Susamış. Şimdi başlayalım. Kalemler sözcüğünün kökü nedir Tonguç evladım? Kalemler sözcüğünün kökü nedir evladım benim? Kalmak hocam. Kalmakla alakası yok. Aa, sen de kalmakla kalemin ne alakası var? Bu kalemden. Bak kalem bunun kalmak alakası yok. Kalem dolayısıyla bu bir isim. Başladı sözcüğünün kökünü ben söyleyeyim. Kafa karıştırıyorsun sen artık. Baştan başlamak. Bak bu da isim. Baştan başlamak. Koldan kollamak yoldan yollamak, soldan sollamak, elden ellemek, dizden e, pardon, gözden gözlemek. Başka ne diyebiliriz? Dıştan dışlamak. Harikasın bak bu da olur. Dıştan dışlamak. Çok güzel. Susamış sözcüğünün kökü de yine su isim. Susamak diyorsun yani. Sudan susamak. Dolayısıyla anlamda en küçük parçalarına bakıyorsun. Eğer makyeki alıyorsa kalemmek diyemiyoruz. Başmak diyemiyoruz. Sumak diyemiyoruz. O zaman bunlar isim oluyor. Ama mesela şunlara bakalım. Sevgi. işte yağmur yazıcı. Şimdi bunlara baktığımızda bak. Sevmek. Bak bu bir fiil oluyor Tonguç'um. Yağmak bu bir fiil oluyor. Yazmak bu bir fiil oluyor. Buralara mek getirebildiğimiz için yani bunlar fiil olduğu için yağmak diyelim şöyle. Yazmak diyelim. Bunlar fiil oluyor. Konumuz esasında bu kadar basit. Şimdi burayı bitirdik diyebiliriz artık. Sözcüklerin köküne baktık. Şimdi gel yapım eklerine ve çekim eklerine bakalım. Yapım eki ve çekim eki de yine son derece lokum bir konu. Buradaki mantığımız şu Tonguç'um. Şimdi kalem sözcüğüne sen, kalem sözcüğüne iki şeşit ek getirebilirsin. Eğer çekim eki getirsen çekim eki böyle sakin, yeşil renk. Kalemler diyorsun mesela bak. Kalem. Ardından da bir sürü kalem oluyor. Kalemler. Kalem deyince de aklında bu canlanıyor. Kalemler deyince de buna benzer şeyler. Yani kalemler. Ama kalemlik deyince anlam değişiyor. Bak kalemle kalemler birbirine benziyor ama kalemlik bambaşka bir şey. Görüyor musun? Bak Kalem başka şey, kalemlik başka şey. Hocam bir sürü kaleminiz varmış. Teşekkür ederim evladım. Şimdi bak bunu koyduk buraya çok güzel bir şekilde. Buraya koyduk kalemlerimizi. Şimdi o zaman bu yeni bir kelime oluşturmadığı için, yeni bir anlam oluşturmadığı için biz buna çekim eki diyoruz. Bak buraya yazıyorum bu çekim eki. Ama şu kalemden kalemlik olduğu için bu bir yapım eki oluyor. Niye? Çünkü yepyeni bir kelime doğuyor. Kalem, kalemlik. Bambaşka bir şey oluyor Şimdi o zaman gel istersen bu yapım ekleri ve çekim ekleriyle alakalı sorumuza bakalım. Şimdi aşağıdaki sözcüklerin yapım ekimi, çekim ekimi aldığını tablodan işaretleyerek belirtiniz diyor. Gel bakalım birlikte yapalım evladım. Şimdi simitçi sözcüğünün anlamlı en küçük parçası kökü nedir evladım? Simit hocam. Harikasın. Simitten simitçi olmuş. Zaten simit başka bir şey. Bak simit şöyle bir şey. Hani yediğimiz çıtır çıtır şimdi simit çizelim. Simitçi ise bir abimiz. E, o zaman bu anlamı değiştiğine göre biz buna yapım eki diyoruz. Bak bu bir yapım eki. Neden yapım eki? Çünkü anlam değişmiş. Kulaklığa baktığımızda bunun anlamda en küçük parçası nedir? Kulak hocam. Harikasın. Kulak. Kulak böyle bir şey. Tamam. E kulaklık ise böyle bambaşka bir şey. O zaman zaten lık eki de yapım ekiydi. O zaman buna da yine yapım eki diyebiliriz. Bak. Hatta yapım eklerinin altını şöyle kırmızıyla çizelim evladım. Simitten simitçi. Kulaktan kulaklık. Bunlar hep yapım eki bakıcı. Bakıcı sözcüğünün anlamlı en küçük parçası ne olabilir sence? Bakmak hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni. Gerçekten bugün mükemmelsin tebrik ediyorum seni. Bakmak o zaman bu da bakmaktan bakıcı diyoruz. Bu da yine yeni bir anlam kazanmış. Bu da yine yapım eki diyebiliriz. Bu arada kökleri de çaktırmadan görmüş olduk. Bak simitçinin kökü simit. Kulaklığın kökü kulak. Bakıcının kökü bakmak. Öyle değil mi? Hem kökü hem de ekleri öğrenmiş oluyoruz. Şimdi geldik balıklara. Balıklar sözcüğünün anlamlı en küçük parçası nedir? Bal hocam. Ama şimdi balla balığın alakası yok ki evladım. Bal arının yaptığı lezzetli bir yiyecek, mükemmel bir yiyecek. Ama balık denizlerde yaşayan bir hayvan. Bunun alakası yok. Dolayısıyla bunun anlamlı en küçük parçası balık. Balık ve balıklar dediğin zaman da lerler eki, çoğul eki. Yani nerede çokluk? Orada lerler eki var. ve o zaman biz diyoruz ki bu bir çekim eki. O zaman buraya çekim eki diyoruz. Balıkçı olsaydı farklı olurdu bak. Balık böyle bir şey. Tamam şöyle balık çizmiş olalım. Balıkçı böyle bir şey. Ama balıkla balıklar denince çok büyük bir anlam değişimi olmuyor. Sadece anlamı çekimlemiş oluyorsun. Dolayısıyla balıklar çekimek oluyor. Uykusuza bakalım. Uykusuzun kökü uyku. Hani uyumaktan uyku. Uykusuz diyor bak. Uykulu, uykusuz. Lığsız eki de yine bir yapım eki evladım benim. Şimdi o zaman burada yine sızın altını çizeyim şöyle kırmızıyla. Ve balıkların altını yeşil çizeyim çekmek olduğu için. Şimdi. şimdi duygu sözcüğünün anlamın küçük parçası duymak. Duymaktan duygu yine yapım eki. Saygı sözcüğünün anlamda en küçük parçası ne olabilir o zaman? Saymak hocam. Harikasın. Duymaktan duygu, saymaktan saygı, vermekten vergi, kaymaktan kaygı, dermekten yani derleyen, düzenleyen, dermekten dergi. Bunları hep böyle güzelce yazıyoruz. Altlarına hemen çizelim kırmızı yere çünkü bunlar yapım eki. Şimdi çalılar sözcüğüne geldik. Çalılar sözcüğünün anlamda en küçük parçası çalı. E, nerede çokluk? Orada ler'ler demiştik. Ler'ler de çekim eki. O zaman buraya da biz çalılara da çekim eki olduğu için bunu işaretliyoruz ve altını çiziyoruz. Yani gördüğün gibi esasla da korumuz o kadar zor bir konu değil. Bazı eklerimiz var. Bak şöyle göstereyim sana daha net anlaman için. Yani Nerede şöyle sayfamızı alalım. Şöyle bir boş sayfa alayım şuradan. Evet bak şimdi. Burayı sana güzelce özetleyeyim ki hiç kafan karışmasın evladım benim. Bak şimdi. Şimdi bir yapım ekleri var. Şuraya yazıyorum bak. Yapım eki kırmızı renk böyle. Gerçekten yeni bir kelime yapıyor. Bir de çekim eki var. Mintoş, sevimli. Sadece kelimeyi çekimliyor bak. Çekim eki. Şimdi burada mesela ev kelimesini düşünelim. Ev kelimesini yazıyorum buraya. Ev. Ev kelimesini sen yapım eki de getirebilirsin, çekim eki de getirebilirsin. Eğer evler dersen bu çokluk eki, çekim eki. Evim dersen bu ait eki, ilik eki, çekim eki. Evden dersen bu da yine bir durum eki. Ayrılma durum eki. Neyse bunlar çekim eki oluyor. Ama evden evli dediğinde, evsiz dediğinde, evcil dediğinde bunlar yeni bir anlam oluşturduğu için biz bunlara yapım eki diyoruz. Ve hatta mesela örnek veriyorum. Kitaptan gidelim mesela biraz da. Kitap kelimesini yazalım şöyle. Kitap. Kitap diyelim. Buraya da yine kitap yazalım. Yani aynı kelimeyi hem yapım eki hem de çekim eki diyorum. aradaki farkı anlayasın evladım benim. Şimdi mesela kitap e, kitapta dersen mesela bu çekim eki. Kitapta. Kitap kitapta. Ya da e ee, kitaplar dersen nerede çokluk orada lerler iki. Yine burada böyle. Ama kitaptan kitapçı dediğinde anlam değişiyor. Kitap başka şey, kitapçı başka şey. Kitaplık dediğinde anlam değişiyor mu evladım benim? Evet hocam. Evet. Kitap böyle bir şey, kitaplık ise böyle raflardan oluşan büyük bir şey. Yani bak, anlam değişiyor. Burası da önemli. Ve hatta başka örnek verelim mesela sevmek saymak. Burada az önce verdiğimiz örnekleri pekiştirelim. Sevmekten sevgi, saymaktan saygı mesela. Veyahut da işte ee, ne diyelim mesela kitapçı dedi ya kitap çık dediğinde kitap hani yani küçük kitap manasında. Mesela bu bir kitapsa bu bir kitap çık. Yazı hani yanımıza gezdirelim diye daha küçük bir şey yapıyoruz. Kitap bu da yine bir yapım eki olmuş oluyor evladım benim. Şimdi Burada çekim ekleri de var bir sürü. Mesela burada başka neler yazabiliriz? Evle alakalı gidelim. hep eve getirelim ki daha rahat anla. Eviniz dersen mesela çekim eki. Eve dersen çekim eki. Evi dersen çekim eki. Yani bunlar anlamı buradaki kadar güçlü bir şekilde değiştirmiyor. Bunlar yapma eki, bunlar çekim eki. Konuyu güzel bir şekilde anladık mı evladım benim? Evet hocam. Harikasın inşallah. Ekranları başındaki arkadaşlarımız anlamıştır. Yüzde yüz buradan sınavınıza soru gelecek. O yüzden burayı iyi anlamanız önemli arkadaşlar. Şimdi o zaman Ek ve kök bilgisini bitirdik. Şimdi geldik nereye? O ses olaylarına. Ses olayı çok basit. Bak şimdi ses olayı alakalı sorumuz geldi ama önce bir anlatalım. Ses olayı esasında burada yapmamız gereken şey ne biliyor musun? Bak şöyle konuşma balonu yapıyorum. Kelimenin köküne bakman lazım. Kelimenin köküne bak yazıyorum. Köküne yazayım şöyle. Kelimelerin kökü, kelimelerin anlamlı en küçük parçası diyor. Değil mi? Mesela buradaki evli kelimesinin kökü evdi. Yani şöyle düşünelim bir ağaç var. Ağacın kökleri var şöyle. Ağacın köklerine bakaraktan biz diyoruz ki bu ağaç işte bir işte büyür, büyümüş, büyük bir ağaç falan diyor. Şöyle dalları olsun. Şurada toprak olsun mesela. Toprağın altına kalan kısım kökü. İşte bunlar da eklerin altına kalan kısımlar kök oluyor. Kelimenin kökünü bilmemiz çok önemli. Hem az önce öğrendiğimiz konu önemli. Kök ve köktürler türleri açısından yani isim kök, fiil kök hem yapma açısından önemli. Yapma ki çekim ekinin farkını anlamış oluyoruz. Hem de ses bilgisi açısından önemli. Neden önemli hemen göstereyim. Bak şimdi. Diyelim ki yazıyorum. Kitabım diyorsun mesela Kitabım. Ya da işte beynimiz diyorsun. Ya da ufacık diyorsun. Şimdi bu kelimelere baktığın zaman normal duruyor. Ama bu kelimelerin anlamlı en küçük parçasına bakalım. Kitabım sözcüğünün anlamlı en küçük parçası nedir evladım? Kitap hocam. Harikasın bak. Kitap dedin peki burada kitabım yazmıyor ki. Kitabım yazıyor. O zaman buradaki P, B olmuş diyeceksin mesela. Beynimiz sözcüğünün anlamlı en küçük parçası nedir? Beyin hocam. Harikasın. Bak burada beynimiz yazmıyor ki. Beynimiz yazıyor. Bak burada iyi düşmüş mesela diyeceksin. Ya da ufacık sözcüğünün anlamlı en küçük parçası nedir? Ufak hocam. Muhteşemsin. O zaman buraya bak ufak yazdım. Ufakçık yazmamışız ki ufacık yazmışız. Yani bazen K düşüyor, bazen I düşüyor, bazen P, B'ye dönüşüyor. Her seferinde bir şeyler oluyor ama biz bu değişimi yakalayabilmemiz için kelimenin anlamlı en küçük parçasına bakmamız gerekiyor. Şimdi bak burada mesela <laughs> ünlü daralması başlayalım. tersen başladım mesela diyelim ki baş e yor diyelim ya da işte yiyecek. Şimdi sen burada başla bak başla değil de başlıyor olmuş. Daralmış yani a ı diye daralmış böyle a harfi daralı vermiş. Yiyecek kelimesinin Anlamlı en küçük parçası. Kökü nedir sence evladım? Benim? Yemek. Muhteşemsin. E şimdi bak yemek. E yiyecek dememiş ki. Yiyecek demiş. O zaman burada da e i diye daralmış. Şöyle e genişken daralı veriyor. i e i daralmış. O zaman bu mesela ünlü daralması oluyor. O zaman buraya hemen yazıyorum mesela. Y, ye C yazıyorum şöyle. Buradaki i'nin daraldığını göstermiş oluyoruz. Normalde y bunun kökü değil mi? Şöyle hemen ayrı içinde y diye yazalım. Şimdi ünsüz türemesinde ise şöyle bir şey var. Tersen gittik. Ünsüz türemesi şöyle. Mesela diyelim ki hak kelimesi, terk kelimesi, fark kelimesi, his, zan, afte yazıyorum. Şimdi bunlara etmek getiriyorum. Bak şimdi. Hak etti diyorum ayrı yazılıyor. Terk etti diyorum ayrı yazılıyor. Fark etti diyorum ayrı yazılıyor. Hissetti derken hissetti dediğim için bu bitişik yazılıyor bak. Ünsüz türüyor. Zannetti derken, zannetti dediğimiz için bak burada ne ünsüzü sürüyor. Ya da affetti derken yine aynı şekilde evladım, f ünsüzü sürüyor. İşte burada bitişki yazmamızın sebebi burada bir ses oluyor olması. Hissetti, zannetti, affetti diyoruz. Ama burada hak etti demiyoruz ya, terk etti demiyoruz. Fark öyle bir şey yok. Bunlar hak etti, terk etti, fark etti diyoruz. O yüzden bunlar ayrı yazılıyor. Bak yazım kuralları açısından önemli. Bunlar ise bitişki yazılıyor. Ve bunlarda da ne olmuş oluyor? Ünlüsüz türemesi oluyor. Ünlü düşmesine bakalım. Ünlü düşmesini gösterelim. Şimdi şöyle yazalım mesela. Nasıl diyelim? Şurada. Hı. Buradan devam edelim. Mesela e, ufkumuz işte aklınız aklınızı kullanın diyor mesela. Veyahut da göğsümüz kabardı. Hani askerlerimizi görünce gurur duyduk. Göğsümüz kabardı. Veyahut da e, burnum kaşınıyor diyorsun. Şimdi ne yapacaktık? E, ses olaylarında kelimenin köküne bakacağız. Harikasın. Buradaki taktik çok önemli. Kelimenin köküne bakıyoruz. Şimdi ufkumuzun kökü ufuk. Aklınızın kökü akıl. Göğsümüzün kökü göğüs. Burnumuzun kökü burun. Burada o zaman kelimelerin köküne bakacaksak ve baktık da bulduk da. Şimdi bak ufuk u düşmüş. Akıl ı düşmüş. Göğüs ü düşmüş. Burun u düşmüş. O zaman diyeceğiz ki hoba Bunlarda ünlü düşmesi var. Kelimenin köküne baktık ve bulduk. Burada da zaten kelimenin kökünden bulduk. Burada yine yemekten kökünden bulduk. Şimdi ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesi var. Onu da burada göstereyim. Bunların ne olduğunu bir daha yazalım ama tabii şöyle karışmasın. Bu ünlü daralmasıydı. Ünlü daralması. Şöyle çizelim. Bu ünsüz türemesiydi. Ünsüz türemesi. Bu ünlü düşmesi. Ünlü düşmesi. Şimdi burada karışık sormuştuk. Şimdi devam ediyoruz. Ünsüz benzeşmesi ve ünsüz yumuşaması. Bak şimdi. Ağaç kelimesini alıyorum şimdi. Ağaç kelimesini. Ağaç başka ne olabilir? Kalp. Kitap. Yurt. Bu kelimeleri alıyorum. Şimdi bu kelimelerin sonu sert ünsüzlerle bitiyor. Ağaç. Kalp. Kitap. Yurt. Sert. Sert ünsüzler Fıstıkçı şahaplar. Yani sert bunlar bak. Şöyle düşüneceksin. Türkçedeki e, harfleri bilmemiz lazım. Şöyle nasıl göstereyim burada bir boş sayfaya. Şöyle yazayım. Şimdi Türkçede bir ünlü harflerimiz var. Ünlü harfler. Bunların kalınları var. A, ı, o, u. Bir de inceleri var. E, i, e, ü. Bunlar kalın, bunlar ince. Bunu biliyoruz. Ünsüz harflerde ise sertlik ve yumuşaklık var. Yani fıs tık çı, şahap diye kodladıklarımız yani f s t k ç ş h p bunlar sert. Bak burada şöyle sert bir adam çiziyorum bak şahapta. Şöyle şöyle kaşları böyle çok sert tamam mı? Bu şahap abimiz inanılmaz sert bir adam. Daha şöyle bıyıkları da olsun tamam mı? Çok sert bir adam ve gergin. Şahap abi tamam mı? Fıstıkçı şahap. Ne yapıyorsun abi? Çok sertim ben diyor. Bir de yumuşaklar var. Onlar da geriye kalanlar. B, C, D, G, R, J, L, M, N, R, V, Y, Z. Bunlar yumuş, yumuşacık. Ama bunlar sert. fısıkçı Şahap abi ne haber abi? Çok sertim abi. Böyle sert. İşte bu sertler kelimelerin sonundaysa böyle ünlüyle başlayan bir kaldığında yumuşuyor, yumuş, yumuşuyor. Nasıl oluyor? Bak şimdi. Ağaç artı ı getireceğim mesela. Kalp e getireceğim mesela. Kitap a getireceğim. Ee, Umuz getireceğim mesela. Ekleri getiriyorum. Şimdi bunları yazıyorum böyle. Çok güzel bir şekilde. Bunlar ek tamam mı? I, E, A böyle yazdık. Ağaç Ağaççı demiyorsun da A, C oluyor bak. Ağaç. Hatta kırmızı gösterelim. Nerede kırmızı kalemimiz? Kırmızı kalem kaçtı. Nerede? Bulamıyorum. Eyvah. Nerede evladım kırmızı kalem? Teneffüse çıktı hocam. Öyle teneffüs yok. Bir dakika şurada kalem. Ha, buldum. Kaçamazsın buraya gel. Ha. Ağaç, ağacı diyoruz. Çok güzel. Kalp kalbe. Kalpten kalbe bir yol vardır derler ya işte bak. Kalbe. Bunun kökü kalp e eki almış. Kitap kita ba oluyor bak. Kitaba. Görüyor musun? Veyahut da yurt yurdumuz. Yurtumuz demiyoruz. Yani. Yurtumuzu çok seviyorum. Seviyorsun ama yanlış söylüyorsun. Yurdumuz demen lazım. Burada ne oldu? Bu ç c diye yumuşadı. Bu p b diye yumuşadı. Bu p b diye yumuşadı. Bu t d diye yumuşadı. Yani Fıstıkçı şap çok sert ve gergindi ama bir anda yumuşuyu <laughs> <laughs> verdi. Dolayısıyla sen yumuşadığı zaman diyeceksin ki burada ünsüz yumuşaması vardır. Tamam. Şimdi dolayısıyla bu böyle. Peki bir de bunlar da bunların ne olduğunu yazalım. Ünsüz yumuşaması. Harikayız. Şimdi burada ünsüzler yumuşadı. Ç, C diye yumuşadı. Bir de benzeşme var. Yumuşamayı bitirdik. Bir de benzeşi var. O da esasında sertleşme diye geçiyor. O da şöyle. Şimdi ağaç kelimesi ya da kalp kelimesi yine bunları alıyoruz mesela. Kitap kelimesi. Sığ gözüküyor değil mi ekranda? Çok güzel. Yurt kelimesi. Bunlara bu sefer D'da ile başa nekler geçiyor. Mesela ağaç da diyorsun mesela. Kalp den. Kitap dan. Yurt daş diyorsun mesela. Hani arkadaş, vatandaş, yoldaş, yurt daş demiyorsun. Yurt taş diyorsun. İşte burada da birbirine benzetiyor. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bak şimdi gösteriyorum. Buraya ağaç, kalp, e, pardon ağaç, kalp, kitap, yurt. Şimdi bunların sonu böyle şey ya bak. Ağaçtı, kalpti, kitaptı, yurttu. Bunlar bu D'ler T diye Ağaç ta oluyor mesela. Kalp den değil kalpten oluyor. Kitap dan değil kitap tan oluyor. Yurt daş değil, yurt taş oluyor. İşte bunları kendine benzetiyor. Fısık şaba benzetiyor yani. Bu D'ler yumuşaktı, T oluyor. İşte biz buna da ünsüz benzeşmesi ya da bunlar D T diye sertleştiği için ünsüz sertleşmesi diyoruz. O zaman buraya ben hem ünsüz benzeşmesi yazıyorum evladım. Hem de diğer adı neymiş? Ünsüz sertleşmesi. Harikasın. O zaman sertleşmeyi de yazıyorum. Konumuz bu kadar basit. Şimdi gel istersen beraber çözmeye çalışalım bunu ekran görüntüsü alabilirsin. Ama zaten yazın notlarımızda bunların hepsini güzel güzel detaylı bir şekilde anlattık. Sen de bir de dinamadan sorular çözdüğünde bunu çok güzel pekiştireceksin. Hemen bunu kaldırıyorum. Hop, çikil hop Ardından da buraya geliyorum ve ses bilgi sorumuzu yapıyoruz. Bakalım. Şimdi kalbinin ne yapıyorduk buradaki ses olaylarında ne yapıyorduk evladım? Benim? Kelimenin köküne bakıyoruz. Harikasın. O zaman bunun köküne bakıyorum. Kalbinin kökü kalp. Buraya yazdım. Kalp. Çoğunda sözcüğünün kökü çok. Dolaptan sözcüğün kökü dolap. Tamam. Burnumda sözcüğün kökü nedir? Burun hocam. Bu kadar basit burun. Yani kökleri bildiğin zaman her şey kolay. İşçiler sözcüğün kökü iş. Bekliyor sözcüğün kökü nedir? Beklemek. Harikasın beklemek. Bekle. Zammı sözcüğün kökü zam. Biyoloğun e, biyoloğun demiş ha. Biyoloğun kelimesinin kökü nedir sence? Biyolog. Biyolog. Tamam buraya yazıyorum. Biyolog. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Dikkatçe başlayalım. Kalbinin sözcüğünde kalp P, B olmuş. Yani P sertken yumuşamış. Sevgiyle yumuşamış. Ay kalp. Bak buraya da P de yazayım bir daha. O zaman bu ünsüz yumuşaması oluyor. Çoğunda bak sonu çok. K sertken çoğunda diye yumuşak G olmuş. Yumuşamış. Ay çok tatlı. Bak çok çoğunda görüyor musun? Dolaptan da ise dolap dolap aynen duruyor. Ama bu sefer de Aynı şuradaki bir şey olmuş. Hani ağaç ta oluyordu. Kalp ten. Kitap dan değil kitaptan. yurdaş daş değil yurttaş oluyor ya. işte burada da dolap dan değil de dolaptan olmuş. Yani bunlar birbirine benzemiş. O yüzden burada da benzeşme var. Burnunda sözcüğünün kökü burundu. E, ...burnundaki burundaki u düşmüş. E, o zaman düştüyse de bu ünlü harf düştüğü için ünlü düşmesi oluyor. İşçiler sözcüğünün kökü iş. E, bir şey yok. O zaman kökünde bir değişim olmayınca ne diyorduk? Buradaki harfin değişimi yani ünsüz sertleşmesi, benzeşme diyorduk. O zaman işci değil bak. Mesela resimci, yazıcı, silgici diyorsun mesela. Kalemci diyorsun ama işçi diyorsun. Çi niye benzeşti bunlar birine? Şimdi bekliyora geldiğimizde kökü beklemekti. E, e, bak e böyle bir şeyken i diye daralı verdi. Yani geniş bir da, geniş bir ünlüken daraldı. O zaman buraya bekleyi yazıyorum ve buraya da ünlü daralması diye işaretliyorum. Zammı da zamı değil de zammı olmuş. Dolayısıyla burada da ünsüz türemiş evladım benim. Biyologun değil de biyologun değil de biyoloğun demişiz. G yumuşak ye olmuş. O zaman ne olmuş? Ünsüz yumuşaması hocam. Bu kadar basit. Sevgili yumuşayı vermiş. Mintoş mintoş. Bu kadar basit. O zaman bu konumuzu da güzel bir şekilde öğrendik. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Kelimenin köküne bakıyoruz kökünde ünlü harf daraldıysa ünlü daralması. Ünsüz harf türediyse ünsüz türemesi. Ünlü harf düştüyse ünlü düşmesi. Ünsüz yumuşadıysa böyle sevgiyle o ünsüz yumuşaması oluyor. Benzeşmede ise sertleşme var. Yani ağaç da da değil de ağaç ta olmuş oluyor. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi o zaman bir dakika sayfalarımızı kontrol edelim ki konularımızı güzel güzel bitiriyoruz böyle tane tane. ha. Şimdi ne yaptık evladım benim? Bunu bitirdik. Bunu da bitirdik. Bunu da bitirdik. Bunu da bitirdik. Hepsini bitirdik. Fatura mı çekiyorsunuz hocam? Hayır fatura çekmiyorum. Ağzına böyle komik ses çıkarmaya çalışıyorum evladım benim. Tamam bununla bitirmiş olduk. Güzel bir şekilde. Şimdi yazım ve noktalama sorularına bakalım. Gel. Bunlardan da sınavda yüz yüz gelecek. Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılmış olan, yazım yanlış olan ifadenin altını çiziniz diyor. Doğrusuna biz buraya yay yay yazalım. Çocuklara üçer tane çikolata verdi. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım ki evladım. Üçer asla böyle yazılmaz. Üçer mutlaka üçer diye yazılması lazım. Çünkü Türkçe'de şöyle bir kural var. Türkçe'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyelim mesela. Buraya da yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye. 6, 7, 8. 9 yazalım. Mesela böyle bir de diye getirebiliyorsun. Ya da 2'den, 3'ten, dörtte, 5'ten, 6'da, 7'de, 8'de. Böyle de daha getirebiliyorsun. Böyle yazabiliyorsun. Ya da bir inci ...ikinci, sonu i ile bittiği için... ...üçüncü, dörtüncü... ...beşinci... ...altıncı, bak ı ile bittiği için... ...yedinci, bak i ile bittiği için... ...sekizinci, dokuzuncu... ...falan diyebiliyorsun. Böyle oluyor. Ama, evladım benim... ...bir, iki, üç... ...dört, beş, altı, yedi, sekiz... ...dokuz, neyse artık... ...bir er diyemiyorsun. İki şer diyemiyorsun. Üç er... 4 er. Bunları böyle yazamıyorsun yani. Böyle bir yazım yok. Hepsini tek tek yazmama gerek yok ama ben seni öğrenmen için tekrar gösteriyorum bak. Bunları mecburen şöyle yazman lazım. Birer, ikişer. Bunların yazımı doğru. Böyle de yazabilirsin. Mesela bir de diye de yazabilirsin. Ya da bunu birinci diye de yazabilirsin. Her kütü yazımı doğru. Bu da doğru, bu da doğru. Ama bunları sadece yazıyla yazabiliyorsun. Üç er, dört er, beş er, altı şer. Bunları sadece böyle yazabiliyorsun evladım benim. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz haftaya salı günü sınavımız Ay, var. Aynen bizim sınavımız çarşamba günü. Yani, yani burada örnek veriyor ne bileyim ben senin sınavın ne zaman? Biz bütün yazılı provalarımızı güzel güzel yapıyoruz. Matematik, Türkçe, Fen, Sosyal, İngilizce din gidiyoruz. Senin sınavın hangi günse o gün çalışacağım ama burada örnek vermişiz. Şimdi haftaya salı demiş ama hangi salı olduğu belli değil. Tarihi yok. Nisan mı, mayıs mı, haziran mı? Yıl belli değil. O zaman belirgin olmayacağı yani yanında sayı olmayınca o zaman buradaki S'yi küçük yazması lazım. Yani şöyle olması lazım. Salı diye olması lazımdı. O yüzden burada hata olmuş. Kedimiz tarçın iki gündür hasta. Şimdi tarçına benzetmişler kediyi muhtemelen renginden dolayı. Tarçın rengi böyle turuncu renk. Ama o özel bir kedi. O zaman ne olması lazım? Tarçının tesi büyük olmalıydı. Harikasın. O zaman bunun altını çiziyorum. Buraya da senin söylediğin gibi doğru şeklini yazıyorum. Bankadan 50 bin TL çekmiş. Burada da tabii ki şuraya bir nokta koymamız lazımdı. Doğrusunu ben yazdım ama bir daha şöyle şöyle koyalım. Tamam. Önümüzdeki Mayıs ayının ikinci haftası yazılılar başlıyor. Şimdi ikinci de zaten göstermişim az önce bak. Demiştik ki bir inci iki nci oluyordu. Niye? Çünkü zaten iki i ile bitiyor bak. İki inci diyorsun. Veyahut da altı altı i ile bitiyor. Altıncı nci getiriyorsun. Ya da yedi nci getiriyorsun. On iki, elli bunlar sonra hep i ile bitiyor. Bunlara dikkat etmen lazım. Dolayısıyla burada ikinci yanlış. Normalde nasıl olması lazımdı? İkinci şeklinde olmalıydı evladım benim yazın suç ve ceza kitabını okudum Şu an. Bu zor bir soru. Bunu gerçekten ekranları başlayacak arkadaşlarımız buldularsa onları şimdiden alkışlamak istiyorum. Gerçekten zor bir soru. Neden? Çünkü suç ve cezada eğer özel isimlerde veya kitap isimlerinde arada V gibi böyle bağlaş varsa onlar küçük yazılır. Yani şöyle olması lazımdı bunun doğrusu. Suç ve ceza şeklinde olması lazımdı. Bunu büyük yazmamız hatalı oluyor evladım benim. Şimdi geldik Noktalama işaretleri sorumuza burası da yine çok keyifli ve dikkatli olmamız gereken bir konu. Atalarımız bu konuda şöyle demiş. İki nokta üstte bak açıklama geliyor. Hemen tırnak içine alalım konuşmayı. Alçak yerde yatma virgül sel alır virgül yüksek yerde yatma virgül yel alır nokta tırnağı kapatıyoruz. Şimdi burada şu çok önemli. Alçak yerde yatma sel sonra yeni bir ifadeye yüksek yerde yatma yel alır'a geldiği için... ...buraya daha karizmatik virgül olan noktalı virgül koymamız gerekiyor. Dolayısıyla burada dikkat olacağız. Alçak yerde yatma virgül sel alır, noktalı virgül yüksek yerde yatma yel alır diye gidiyoruz. Şimdi üç şey aile ayakta tutar demiş. Sevgi, güven ve anlayış dediğine göre bu üç şeyi söylemeden önce ne koyması lazım? İki nokta üstü hocam. Harikasın o zaman hemen koyuyorum. İki nokta üst üste. Bak S'yi küçük başlatmış. Neden? Çünkü iki nokta üstüden sonra küçük harfle başlayabilir. Ve buradaki S sevginin S'si. Özel bir isim değil. O yüzden küçük harfle başlayabilir. Sevgi virgül, güven ve anlayış. Şimdi buraya üç nokta mı gelecek? Nokta mı? Nokta gelecek. Neden? Çünkü üç şey demiş. Sevgiyi söyledi. Bir. Güveni söyledi. iki, Anlayışı söyledi. 3 O zaman üçünde de söyle göre noktamızı koyabiliriz. Tüh! Cüzdanımı evde unutmuşum diyerek otobüsten indi diyor. Şimdi cümlemizin sonuna nokta gelecek belli. Burada tühten sonra ünlem işareti gelir mi? Gelir hocam. Patladın. Niye? Çünkü ünlem işareti gelseydi C büyük olurdu. Ama C küçük. O zaman tüh cüzdanı evde unutmuşum diyor. Burada ünlem işareti koyamayız çünkü adamın cümlesini almış. Tüh cüzdanı evde unutmuşum diyerek diyor. Dolayısıyla buraya da yine aktarma cümlesi olduğu için buraya virgül koyuyoruz. Ela Ejrin Hülya şiir yarışmasına. Koray Sude Ülker kompozisyon yarışmasına katıldı diyor. Şimdi cümlemizin sonuna noktayı koyduk. Şimdi Ela, Ecrin, Hülya bunlar eş görevli sözcükler olduğu için aralarına virgülleri koyuyorum. Ela, Ecrin, Hülya şiir yarışmasına. E buraya da virgül koyalım. Koray Sude Ülker kompozisyon yarışmasına katıldı. Şimdi burada bir şey dikkatimi çekti bak. Ela, Ecrin, Hülya şiir yarışmasına katılmış. Koray Sude Ülker kompozisyon yarışmasına katılmış. O zaman bu ikisini ayırmak için de virgül değil de daha karizmatik virgül olan Noktalı virgül koyuyoruz evladım benim. Neden? Çünkü noktalı virgül şunu demek istiyor. Ya burada virgül var ama ben burada daha güçlü bir virgül olarak araya gireyim sizi ayırayım diyor. Yani Bu daha karizmatik virgüle biz noktalı virgül diyoruz. Şimdi geldik anlam bilgisine. O zaman şu anda artık yazım kurallarını da bitirdik. Noktalama işaretlerine de baktık. Şimdi yapmamız gereken şey artık anlam bilgisine geçiyoruz. Bunları bitireceğiz. Başlayalım. Gerçek mecaz terim. Gerçek mecaz terim neydi? Bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamı gerçek anlamdı. Gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama biz mecaz anlam diyorduk. Ve edebiyat, tarih, coğrafya, sosyal bilgiler gibi alanlarda söylediğimiz anlamları da terim anlamdı. Şimdi başlayalım. Dar sokaklardan geçip işe ne var diyor. Buradaki sokakların darlığı sence gerçek mi mecaz Gerçek mı? hocam. Harikasın. O zaman buraya Gerçeği şey şartlı. Çünkü gerçekten dar. Ama mesela çok dar görüşlü bir insansın, dar kafalı bir adamsın dese o ayrı. Biriktirdiğin paralar günden güne eridi diyor. Burada sence para gerçekten mi eriyor yoksa değerini kaybetti azaldı mı demek istiyor? Değerini kaybetti. Harikasın çok güzel. O zaman buradaki mecaz bir anlam kazanmış. Niye? Senin de söylediğin gibi yani değer kaybediyor eriyor yani şeyini kaybediyor önemini kaybediyor. Sözcüğün kökü fiilmiş diyor. Şimdi kökleri öğrenmiştik az önce. Kökleri Türkçe dersi öğrendik. O zaman bir dersin içinde kullandığımıza göre bir bir dil bilgisi terimi. O zaman buraya biz terim diyoruz. Bak. Ağacın kökü normal gerçek anlamda. Ama sözcüğün kökü olunca bu bir dil bilgisi terimi olmuş oluyor. Olayın köküne inmeliyiz dese o da mecaz anlam olur. Anlaştık mı? Bak, buraya yazıyorum. Olayın köküne inelim. Yani özüne inelim. Olayın köküne inelim derse bu mecaz oluyor. Ağaç köklerinden çay yaptık derse bu gerçek oluyor. Sözcüğün kökü derse o dil bilgisiyle alakalı bir konu olduğu için terim oluyor. O ünlü oyuncu rolünü başarıyla oynuyor demiş. Bak bu zor bir soru. Şimdi burada ünlü oyuncu rolünü başarıyla oynuyor dediğinde şuna dikkat edeceğiz. Buradaki rol esasında bir sinema terimi. Yani oyunculukta, tiyatroculukta, sinemada oyuncuların yaptığı davranışlara rol deniyor. O zaman bu bir terim olmuş oluyor ilâdme Artık boş sözlere karnım tok dedi. Şimdi bu bardağın dolu ya da boş olması gerçektir. Şu anda bardak dolu mu boş mu evladım? Boş hocam. O zaman bu gerçekten boş oldu. sen boş dedin ve bu gerçek. Ama senin kafanın boş olması bu mecaz. Çünkü senin kafan gerçekten boş değil ki. İçinde işte beynin var, omurilik soğanı omurilik var. Omurilik soğanı mı? Kafamda soğan mı var benim hocam? Yani kafanda soğan var tabii ki evladım. Hepimizin kafasında soğan var. Omurilik soğanı bizim... ...en önemli organlarımızdan biri. Aynı beyin gibi. Dolayısıyla kafanın işi boş değil. Ama biz hani çalışmıyorsun, ders çalışmıyorsun... ...haylazlıklar yapıyorsun demek için öğrencilerimize bazen... ...boş kafa, işte boş işlerle uğraşıyorsun... ...kafan boş senin gibi... ...esasında kaba sözler söylüyoruz. Söylemememiz lazım. Ben o yüzden senden özür diliyorum burada. Şaka yapmak için söylemiştim. Estağfurullah hocam. Tabii tabii biliyorum. Sen şaka anladın biliyorum. Neyse. Bardağın boş olması gerçek... ...ama kafanın boş olması mecaz... Artık boş sözlere karnım tok dedi diyor. E şimdi buradaki boş sözlerde tabii ki ne olmuş oluyor evladım benim? Mecaz. Harikasın. Buraya da mecazı işaretliyorum. Bu konuda önemli. Sınavımızda buradan da soru gelecek. Mutlaka dikkatli bir şekilde kelimelere bakalım. Geldik şimdi eş anlamımızı tanımlam ve ee bununla alakalı sorumuza. Eş anlam yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklerdi. Mesela okul ve mektep yazılışları farklı anlamları aynı. Hediye ve armağan. Yazılışları farklı, anlamları aynı. İşte yurt ve vatan. Yazılışları farklı, anlamları aynı. Mesela öğrenci kelimesinin eş anlamlısı nedir evladım benim? Amele. Hayır, talebe. Karıştırıyorsun bak. Öğrenci, talebe. Amele, amelden amele diyor. Talebe, talepten talebe diyor. Esasında benzerler. İkisi de çok güzel bir şey talebe diyor ama... ...sonuçta öğrencinin eş anlamlısı talebe. Neyse, yazılışları farklı, anlamları aynı olan... ...sözlere biz eş anlamlı sözler diyoruz. Şimdi... Kurumda deneyimli insanlar çalışıyor demiş. Deneyimli kelimesiyle aynı anlama gelen fakat farklı yazılan kelimemiz tecrübeli. Tecrübeli ve deneyimli'nin yazılışları farklı. Okunuşları farklı ama anlamlar aynı. Şirket geçen yıl yüzde 50 kar etmiş diyor. Şimdi zıt anlam ise birbirine karşı olan şeyler. Siyahın zıttı beyaz. İşte iyi'nin zıttı kötü. Güzelin zıttı çirkin. Sıcağın zıttı nedir? Soğuk. Harikasın. Soğuk. Bu kadar basit. O zaman şimdi karın zıttı nedir evladım benim? Zarardır hocam. Muhteşemsin. Hemen buraya yazıyorum. Ve bu kolay soru yaptığın için de seni tebrik ediyorum. Gerçekten kolay sorularda başarılısın. Annem ihtiyaç listesi hazırladı diyor. Şimdi ihtiyaç kelimesinin eş anlamsını bulacağız. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Hemen söyleyeyim o zaman hiç vakit Gereksinim. İhtiyaç ve gereksinim yazılışları farklı anlamlara aynı olan sözcükler okulumuz evimize çok yakın. Bak şimdi. Yakının zıt anlamlısı nedir sence? Çok basit soru. Uzak hocam. Harikasın. Bu kadar basit. Yakın ve uzak birbirine zıt anlamlı sözcükler. Bu konuyu anladık mı evladım benim? Çok kolay bir konu hocam. Harikasın. Bu konuda dikkatlice çalışalım arkadaşlar. Sınavda sakın sakın buradan soru kaçırmayalım. Geldik şimdi buraya. Aşağıdaki cümlelerde hangi anlam ilişkilerinin olduğunu anlam ilişkilerinin başındaki numaralı cümlelerin başına yazarak belirtiniz demiş. Yani neden sonuçum var, amaç sonuçum var, koşul sonuçum var bulacağız. Şimdi neden sonuç cümleleri bir nedenden dolayı oluşan sonuçları gösterir ve olan olmuş biten bitmiştir. Yani mesela kar yağdığından yollar kapandı diyorsan bu neden sonuçtur. Cam kırıldığından içeri gürültü geliyor diyorsan neden sonuçtur. İşte su döküldüğünden işte kağıt berbat oldu dersen bu neden sonuçtur. Kalem kırıldığından yazamadım dersen bu neden sonuçtur. Amaç sonuç cümlelerinde ise bir amacıyla anlam vardır. Yani için kelimesinin olduğu yere amacıyla koyarsın. Burada güzel şeyler amaçlanır. İşte sen yazılıdan yüz almak için yazıl notlarından çalışıyorsun. Veya işte seni göreyim diye geldim. Ve burada amaç sonuçta daha işin gerçekleşme gerçekleşmediği belli değildir. Mesela su döküldüğünden yazılar... o bardağımıza gerçekten tarz duruyor. Görüyor musun? Görüyor musun? Bak böyle gerçekten şu anda fizik kanunlarına ters hareket edebiliyoruz. Evet gerçekten Şöyle dönebiliyor mu bu? Şöyle bir canlayayım Ooo! Oo, gerçekten... Hocam sihirbaz mısınız? Bu tarz özelliklerim var. Evet şimdiye kadar söylememiştim ama... Yok bardağın fiziksel şekliyle alakalı. Sıkıntı yok. Dökülmesini yapmışlar. Bence çok zekice bir hareket. Görüyor musun? Bak dökülmüyor. Evet. Şimdi... Bardaklarımızdan alın. <laughs> şaka şaka. Şimdi burada ne yaptık evladım benim? Amaç sonuç daha olup olmadığı belli değildir. Yani... Yazıldan yüz almak amacıyla yazılı notlarından çalışıyor. Daha yüz alıp olmadığı belli değil. İnşallah alacak. Ama... Su döküldü dediğin zaman su dökülüyor artık. Yapacak bir şey yok. Dökülmüş. Şimdi bardak yere düştüğünde su döküldü bitti gitti. Koşul sonuç cümleleri ise evladım benim bir anne cümlesidir. Yani çalışırsan kazanırsın. Mesela senin annen sana neler söylüyor? Ödevini yaparsan Fortnite oynarsın. Yemeğini yersen maç yapmaya gidersin. Harika. Tam bir anne cümlesi. Anneler gerçekten bunu yaparsan bunu yaparsan bunu yapmazsan bunu yapmazsın diyor. Buradan annelerimizin ellerinden öpüyoruz gerçekten. Onlar bizler için çok değerli. Cennet annelerin ayağının altında. O yüzden mi annem bana hep terlik atıyor hocam? Hayır. Annenin sana terlik atmasına sebebi cennete gittiği değil. Sözünü dinlemediğin için evladım benim. Neyse. Şimdi koşul sonuç cümleleri de anne cümleleri yani. Çalışırsan yaparsın. Burada da S-SA anahtar kelimemiz. Gürültüden anlattıklarını duyamıyorum. Duyamıyor. Neden duyamıyor? Gürültüden duyamıyor. Olan olmuş biten bitmiş. Bak duyamıyorum diyor yani gürültüden. Bu neden sonuç o zaman buraya böyle n yazıyorum. Birincisi yani kırtasiyeye defter almaya gitmiş. Bak defter almak amacıyla gitmiş diye biliyor muyuz? Bak amacıyla. Defter almak amacıyla gitmiş. Alıp almadığı da belli değil. E güzel bir şey. O zaman bu amaç sonuç. Yarın getirmek üzere kalem alabilirsin. Bak yarın getirmek şartıyla. Yarın getirmek koşuluyla alabilirsin demek istiyor. Dolayısıyla yarın getirmeyeceksen kalem alamazsın demek istiyor. Dolayısıyla bu da KS koşul sonuç olmuş oluyor evladım. Uçak bulamadığımız için Ankara otobüs ektik uçak bulamadığımız amacıyla diyebiliyor musun buraya amacıyla yazabiliyor musun? Hayır hocam. O zaman bu neden sonuç? Niye? Uçak bulamamışlar. Yapacak bir şey yok. Ankara'ya otobüs çekmişler. Bu neden sonuç? Yazılardan yüksek almak için planlı çalışıyor. Buraya bu için olduğu yere amacıyla yazabiliyor muyuz? Evet hocam. Heh, o zaman amacıyla yazıyorum ve burada da mükemmel bir şekilde amaç sonuç olduğunu yakalıyoruz. Yazılardan yüksek almak amacıyla planlı çalışıyor. Bak güzel bir şey. İyi bir şey yani. Ama Burada uçak bulamadığımız için Ankara otobüse gittik diyoruz. Bu da neden sonuç oluyor evladım benim? Bu konuyla alakalı hem yazılı notlarımızda çok güzel örnekler var. Hem de Dinamo Soru Bankası'nda hem test soruları var. Hem de yazılı sorular var. Mutlaka bunları çözmenizi isteyeceğiz arkadaşlar. Bunlar önemli. Birazdan dersimiz sonuna bakın burada. Ee, cümlede anlam konularında her biriyle alakalı sorularımızı çözmeniz gerekecek. Bunları çözün. Şimdi gelelim buraya. Örtülü anlam ne demektir hocam? Hemen söyleyeyim. Örtülü anlam e, belki sınavınıza hocalar sormuyor. Kazanımlarla tamamlanacak ama ne olduğunu söyleyeyim. Örtülü anlam içerisinde genellikle deda olan cümlelerde oluyor. Yani şöyle başka bir anlamda içerir. Mesela diyelim ki e, filmi Ayşe de izledi dediğin zaman burada örtülü anlam var. Niye? Çünkü filmi Ayşe izlemiş ama birileri daha izledi anlamış Bak Filmi Ayşe izledi burada bir anlam yok örtülü. Ama filmi Ayşe de izledi deyince demek ki birileri izlemiş bir de Ayşe izlemiş oluyor. Bu tarz ifadelere biz örtülü anlam ...diyoruz. Mesela şöyle yapalım. Bugün... ...de... ...yazılımız var. Şimdi... ...demek ki burada ne anlamı çıkıyor? Başka günlerde de yazılısı varmış. Harikasın evladım benim. Mükemmelsin. Bak. Bugün var. Bugün de yazılımız var diyorsun. Demek ki başka günlerde de yazılısı var gibi anlam çıkıyor. Dedim doğru. Şimdi geldik buraya. Aşağıdaki soruları bu metne göre... ...cevaplayınız demiş. Burada şimdi... ...metinlerimiz var ve bu metinleri... ...okuyup... Hangi sanatlar var, hangi hikayenin var onları bunlara çalışacağız. Önce istersen olay, yer, anlatıcı zamana bakalım. O sırada söz sanatlarına zaten görürüz. Ben bembeyaz bir A4 kağıdayım. Peki buraya nasıl geldim bilmek ister misiniz? Ben ulu bir ağacın dalıydım. Ha kağıt konuşuyor. Burada konuşturma var. İnsan olmayan varlıkların insan gibi konuşmasına biz konuşturma diyoruz. Niye? Bak burada ben bembeyaz bir A4 kağıdayım diyerek de konuşmaya başladım. Zaten konuşturma olan yerde de insan olmayan varlıkların insanmış gibi davranması yani kişileştirme de olmuş oluyor. Devam edelim. Ben ulu bir ağacın dalıydım. Onun üstüne kuşlar konar, bülbüller öter, ...dalında yeşil yeşil yapraklar biterdi. Bu böyle sürüp giderken bir sabah işçiler ormana gelip arı gibi çalışarak ağacı kesti bak. İşçileri arıya benzetmiş. O yüzden burada da benzetme var. Hatta benzetmenin rengini şöyle kırmızıyla gösterelim. Bak arı gibi çalışmak benzetme. Ee, bu cümle de konuşturma ve kişileştirme oluyor. bundan sonraki esas metnin bütünü konuşturma ve kişileştirme. Niye? Çünkü metnin bütünü de kağıt konuşuyor. Devam edelim. Kabuklarını soydu ve bizi eşit boyutta küçükler haline getirdi. Daha sonra bizi bir kamyonun sırtına yüklediler ve bir fabrikanın yolunu tuttuk. Buradaki işçiler bizi önce küçük parçalar haline getirip talaş elde ettiler. Sonra bir hamur haline getirip silindir yardımıyla şekil verdiler. Tüm bu işlemler sonucunda kağıda dönüşmüştüm diyor. Şimdi gerçekten kağıdın nasıl oluştuğunu hepimiz öğrendik. O yüzden kağıtlarımızı israf etmemeliyiz geri dönüşüme göndermeliyiz. Biz de bütün kağıtlarımızı geri dönüşüme gönderiyoruz ki bir daha kullanılsın. Daha fazla ağaç kesilmesin. Şimdi bu metnin hikaye unsurlarını aşağıda belirtilen yerlere yazınız demiş. Konuşturma ve kişileştirmeyi gördük. Bir kağıt konuşuyorsa konuşturma. E, konuşan bir şey varsa o da kişileştirme oluyor zaten. Niye? Çünkü insan olmayan varlık insan gibi konuşur oluyor. Dolayısıyla konuşturmanın olduğu yerde mutlaka kişileştirme var. Benzetme de arı gibi dedik. Şimdi burada olay nedir sence evladım benim? Bir ağacın kağıda dönüşmesi. Harikasın hemen yazıyorum o zaman bir ağacın kağıda dönüşmesi. Süpersin. Gerçekten de anlatılan olay bu. Peki yer neresi? Nerede oluyor bu olaylar? Fabrika. Sadece fabrika değil. Orman ve fabrika. İlk başta ormandaydı hatırlarsan. O yüzden buraya orman fabrika diyeceğiz. Anlatıcı kim? Yani e, kağıt hocam. Tamam kağıt anlatıyor onu anladım da kağıt anlatıyor ama ben yaptım diye mi anlatıyor o yaptı diye mi anlatıyor? Bak kağıdıyım dalıydım işte tuttuk Dönüşmüş tüm diyor. Dolayısıyla bunların her biri birinci kişi anlatıcı. Eğer geldim diyorsa birinci kişi anlatıcıdır. Geldi diyorsa üçüncü kişidir. Burada birinci kişi anlatıcı var. Peki zaman ne zaman? Sana akşam hocam. Atıyorsun ya nerede salı yazıyor, nerede akşam yazıyor. Burada e, tam bir zaman belli değil ama e, bir sabah diye bir ifade var. Bir sabah işçiler gelmiş. O yüzden buraya belirsiz bir zaman. Bir sabah diyebiliriz sadece o kadar. Tam da belirgin değil. Bir sabah. Hangi gün oldu belli değil. Senin dediğin gibi salı akşam falan değil. Varlık ve şahıs kadrosuna bakalım. Burada birincisi en temel varlığımız A4 kağıdı. Başka kim var bu e, hikayede içerisinde? Fabrika işçileri. Çok güzel söyledin. Fabrika işçileri. O zaman işçiler diyelim şöyle. Bunlar da kişiler. Şimdi o zaman olayı çok güzel söyledin. Yeri de yakaladın. Sadece ormanı kaçırdın. Dikkatli olman gerek. Hepsine bakman lazım. Anlatıcıda sıkıntı yaşadın evladım. Orada da diyeceksin ki geldim derse... Bak geldim ya da geldik derse birinci kişi ben geldim ya da biz geldik. Geldi ya da onlar geldiler gibi olursa bu da üçüncü kişiyle anlatım oluyor. Buraya dikkat edeceksin. Zamanımız çok belirgin değildi. Sadece bir sabah vardı ama biz onu da yazdık. Kişileri de yazdık. A4 kağıdı ve fabrikada çalışan işçiler de dedik. Şimdi geldik buraya. Bu metinde deniz yıldızı ile ilgili aşağıdakilerin hangilerine değinilmiştir? İşaretleri belirtiniz diyor. Tam bir yardımcı düşünce sorusu. Burada anlatanlardan yola çıkarak neler var neler yok bulacağız. Deniz yıldızı adını yıldıza benzeyen şeklinden dolayı almıştır. Adını yıldıza benzeyen şeklinden dolayı almıştır. O zaman isminin anlamına değinilmiş. Dolayısıyla isminin anlamı neymiş? Yıldıza benzeyen şeklinden dolayı bu ismi almış. Tamam. Deniz yıldızları derisi dikenler grubunda ve omurgasızdır. Bu canlılar soğuk okyanus sularından tutun da sıcak tropikal denizlere kadar her ortamda yaşamaya uygun yaratılmıştır. Ha bak. Soğuk okyanus sularında da yaşayabiliyorlar. Sıcak tropikal denizlerde yaşayabiliyorlar. O zaman nasıl e, yaşam alanlarına denilmiş diyebiliriz. Yaşam alanları da var. Devam edelim. Genellikle kırmızı ve turuncu renktedir. O zaman bak kırmızı ve turuncu renkli olmalarından dolayı neye değinmiş oluyor? Fiziksel özellikleri hocam. Harikasın. O zaman bunu da işaretledim. Fiziksel özelliklerini. Devam ediyoruz. Renginin parlaklığı ki bu da fiziksel özellik gene. Avcıları kendilerinden uzaklaştırma yarar. Ha bak. Bu renginin parlaklığı aynı zamanda avcıları kendilerinden uzaklaştırma yarıyorsa bu nasıl korunduklarını göstermiş oluyor. Tehlike anında yüzünden kötü kokulu bir sıvı salgı kendisini koru. Bu cümlede yine aynı şekilde oluyor. Nasıl avlandıklarını söylemedi, ne ile beslendiklerini de söylemedi ama yaşam alanları, ismini, anlamı, nasıl korundukları ve fiziksel özelliklerine değindi. Gerçekten güzel bir soruydu. Şimdi evladım benim, güzel bir şekilde yazılı formumuzu yaptık. Senin yapman gereken mutlaka yazılı notlarını alıp bir kez daha hem birinci yazılı için hem ikinci yazılı için tüm derslerin olduğu bu kitaptan konuları tekrar etmek. Ve burada tekrar ederken şuna dikkat et evladım benim. Burada bak şöyle göstermek istiyorum. Şöyle açalım matematik. Nerede? Ha, Türkçe. Türkçe ikinci dönem, ikinci yazılı. Burada mutlaka dikkat ilerle. Bilmediğin kelimeler varsa bunlara bak. Üzerlerinden tek tek geç. Özlem cümle, nesnel cümle, neden sonuç, amaç sonuç, parça. Bunların her birini senin için güzel güzel sorular hazırladık. Buradaki ses olaylarını gösterdik. Ünlü harfler, ünlü ince ünlüler, kalın ünlüler, sertler, yumuşaklar. Güzel bir şekilde çalış. Sonrasında yine Dinamo Soru Bankamızda bunlarla alakalı yazılı hazırlanan kısımları var. Bunları da mutlaka karakter okutarak ee, çöz. İnşallah yazılımdan yüz alırsın. Hadi bakalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer derslerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>